Konyaspor'da sular durulmuyor. Önce Bucaspor maçına giden futbolcuların içinde bulunduğu takım otobüsüne el konulmak istendi. Ardından da Erdal Kılıçarslan yardım paralarına el koydurdu ve alacakları ödenmeyen futbolcular sonunda isyan etti. Dünkü idmana çıkmayan futbolcular eylemlerini bugün de sürdürdü. Antrenman için Tatlıcak tesislerine giden habercilerin sorularını yanıtlayan takım kaptanı Erdinç Yavuz adeta ret çekti. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Geçen hafta iki deplasman yaptık. Deplasmana giderken otobüsümüz durduruldu hacizden dolayı. Bizlere ödemelerle ilgili söz verildi. Maalesef bunlar yerine getirilmedi. Biz de bu süreçte birilerine sesimizi duyurmak adına böyle bir karar aldık takım olarak. Bunu da işte herhangi bir ödeme yapılana kadar devam ettireceğiz. Sadece bizlerle alakalı değil bu süreç. Yani personelimiz olsun, sağlıkçılarımız olsun, masör, malzemeci, doktorlar. Şu an hiç kimse sezon başından beri bir kuruş para almadı. Ödeme yapılmadı. Maalesef sözler de yerine getirilmediği için böyle bir süreç yaşandı. Biz de istemiyorduk böyle olmasını ama biraz da zorunluluktan maalesef yaptık. Ben Konya taraftarının, gerçek Konya taraftarından bu durumdan dolayı da özür diliyorum ama böyle olması gerekiyordu. Ben futbol hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani böyle 2 milyonluk bir nüfusta maalesef Konyaspor hiçbir yerde değil. Yani bilmiyorum nasıl olacak, nasıl gidecek. Bu şekilde de yürümez zannetmiyorum. Umarım birileri destek çıkar, birileri ilgi gösterir. Bizim amacımız da bu. Zaten biz bugün varız, yarın yokuz. Ama Konyaspor her zaman burada. Destek olmasını istiyoruz herkesin. Biz zaten devre bitene kadar maçlarımıza çıkacağız, oynayacağız. Konyaspor'u en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz ama bu süreç böyle devam ederse de yani burada kimse kalmaz. Ben bunu da söyleyeyim devre arasından sonra. Yazık yani Konyaspor'a. Çok büyük bir camiye, çok büyük bir şehir. Yazık yani. Hakan Aslantaş da Konyaspor'u değil takıma destek çıkmayan Konya halkını boykot ettiklerini söyledi. Yani bugün tabii Konya için acı bir gün diye düşünüyorum. Biz bugün itmama çıkmama kararı aldık dünden beri. Bu bizim 4 aydır bir maaşımızı alamadığımız söz konusu. Kulüp personeli de dahil buna. Yani takım olarak bir karar aldık. Yani bu şehir uyanana kadar, bu şehir bazı şeylere sahip çıkana kadar biz idmana çıkmayacağız. Kendimiz özel salonumuz var. Orada çalışacağız. Maçlarda Konyaspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Yani Konyaspor bir markadır. Bazı insanlar bunu Konya'da unuttu. Yani maddi güç vermese bile bu hafta maça davet ediyorum onları. Yani bizi yalnız bırakmasınlar. Konyaspor büyük bir marka olduğunu unutmasınlar. Destek etsinler bizi. Şimdi biz 2 senedir hemen hemen aynı şeyi söylüyoruz. Yani destek edin lütfen işte maça gelin. Maddi olmasa bile manevi olsun dedik. Fakat çok büyük bir değişen bir şey yoktu. Geçen sene tabii ki talihsiz bir sezon yaşadık ama bu Konyaspor 3. lige 4. amatör kümeye düşse bile Konyaspor'un yeşil beyaz rengine sahip çıkmalısını istiyorum. Buna iş adamlarına, önüne gelen insanlara lütfen bize yardım etsinler. Bizi bu tesiste, bu şehire hizmet veriyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Konya'da 2 milyon insan yaşıyor. Yani biz Sakarya deplasmanını gördük. Yani gerçekten insanlar ya takımın için her şeyini veriyorlar. Biz burada gelen insanlar var yani. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlar ama yani az sayıda olduğu için biz tabii ki bunlara üzülüyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Yani Konyaspor Bankasya'da mücadele ediyor. Bakın zor maçlar bizi bekliyor. Deplasmandaki maçlarımız var. Evdeki Denizli maçlarımız var. Yani bu sezon geçen sezon gibi olmasın diye biz çalışmaya devam edeceğiz. Şu anki tek düşüncem bu takımı nasıl ayağa kaldıracağız? Bu genç oyuncuları nasıl bir yol çizdireceğiz? Bu şehri nasıl ayağa kaldıracağımızı onu düşünüyoruz. Yani şu an